Ah be Rıza. Küçükken hep ünlü olmak isterdin. Kısmet böylesineymiş. Neredesin sen? Dükkanda yoksun, telefonlar kapalı. Ya şöyle bak, şimdi bana hesap verme zamanı ha. Ulan yakılacak evin içinde Leyla varmış lan. Leyla varmış. Anladın mı? Üç kuruşa bizi katil ediyordun oğlum sen. Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Emim, Leyla ne alaka lan? Ne alaka olduğunu sen bana söyleyeceksin. Sen söyleyeceksin bana. Allah'tan birisi geldi de kurtardı, kızı çıkardı içeriden. Bak bir daha soruyorum oğlum. Emin misin? Eminim. Benim kızlanmasından haberim yok oğlum. Ya nasıl yok kızlanmasından haberin arkadaşım ya? Ya oğlum bak, bana dağ başında terk edilmiş bir kulübe var. Orası yakılacak dendi. Başka da bir şey vallahi de billahi de bilmiyorum. Bak derviş efendi, bu sana sözümdür ha. Kolay kolay kurtulamazsın benden. Seninle görüşeceğiz. Tamam, sonra konuşacağız. Bakkaldan çıkma. Ah be Rıza, yine neyin peşindesin acaba? Okulumu özlemişim ben. Biz de sizi özledik efendim. Ulan Rıza, ulan Rıza. Bir de attın tuttun, okul öyle yönetilmez, böyle yönetilir diye. Seni kendin bulup canını okumak var da, neyse. O işi sonra halledeceğiz. Şimdi işimize dönelim. Bir yazı hazırlayalım. Velilerimize göndermek ve çocuklara duyurmak için. Tabii ki, hemen hazırlayalım. Ne diyelim? Ne diyelim? Eski günler geride kaldı. Velilerimiz ve öğrenciler müşteri olsunlar. Bundan böyle gerçek koleji skandallarla değil, eğitim kalitesiyle, başarılarıyla gündeme gelecek. Ve gel. Daha sonra devam edelim. Tabii ki. Niye geri geldin? Sana oturabilirsin diyen oldu mu? Yeni disiplin kuralları mı bunlar? Çünkü azıtmaya başladın. Bir sürü halt dönüyor ve olayların ortasında kızım başrol oynuyor. Bu kadar mı? İlaçlarını kullanıyor musun sen? Babalık yapmak şimdi mi aklına geldi? Melisa, ilaçlarını kullanıyor musun? Alıyorum tabii ki. Çok önemli ilaçlar onlar. Alıyorum. Ha, küllahımı anlatsan onu. Her olayın içinden çıkmayı başarıyorsun. Belli ki yükselmeye başladın yine. Bak güzel kızım. Bu hastalık pik yaptığında neler yaşadığımızı biliyorsun. Çocuk oyuncağı değil bu. Babacığım, benim de koskoca bir hayatım var farkındaysan. Senin iyi babalık yapmaya çalışıp nasihatler ettiğin zamanın dışında koskoca bir hayatım var. Bırak, kendi kararlarımı kendim vereyim artık. Derse geç kalmayayım. Gözüm üstünde. Suna. Hah. Ben de seni aramıştım. Farkına varmamışım. Yani seni görmeden gitmek istemedim. İyi ettin. Yalnız o kadar acil gitmene gerek yoktu. Sanki kovalayan var gibi. Yani kovalayan yok da çağıran var diyelim. Evim, çocuklarım. Her yanına simiş kötü anıların. Hepsini sileceğim, merak etme. Tertemiz yapacağım. Hani sen bana demiştin ya, yepyeni bir sayfa aç. Kendin için bir gelecek çiz diye. Geçmişteki güzel anlardan, yaşanmamışlıklardan bahsetmiştin. Bence senin kafan karıştı. Yani insanın hayalinde canlandırdığıyla gerçekte karşılaştığı benzer olamayabiliyor. Suna, söylediklerimde ve duygularımda samimiydim. Sadece... Tamam, tamam. Yani kendini açıklamana gerek yok. Belki... Yani biz başka şeylerden konuşabilirdik. İlk geldiğindeki konuşmalarınla sonraki tavrın bir anda değişti. Bence bunun o hanıma da bir ilgisi var. Hemşeri olan. Evet. Kafam karıştı.
İnsan toprağa tohum ektiğinde hemen vereceği meyvenin püfür püfür gölgesini sözüne etmemeli. O düşünceleri için emek sarf etmeli. Çocuk büyütür gibi pamuklara sarmalı. Üstlerine titremeli. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Belki zamanda ben seni üzdüm, şimdi sen beni. Ödeştik mi diyelim? O zaman her şey için çok teşekkür ederim. Suna, kapımızdan her zaman açık. Teşekkür ederim. Anne. Hazır. Amcam. Oğul. Annen sana emanet. Oğlum arada bir alo de ya. Amca söz ilk fırsatta arayacağım. Tamam. Bu arada her şey için çok sağ ol. Annem yanındayken içim çok rahat. Bundan sonrası bende. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Nasılsınız? Ne yapsınız? İyiyim anne. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Açalım ben. Anne, eve dönmeye hazır mısın? Hazırım. Hiç kaygılanma. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutlu bir hayat bizi bekliyor. Kanat, ben sizi çok özledim. Hayır, seninle gizli gizli konuşurken bile yanınıza gelmemek için çok zor tuttum ben kendimi. En güvenlisi burada kalmandı anne. Biliyorum da sanki bunun altından daha pis şeyler çıkacakmış gibi. Ben çok korkuyorum Kanat. Artık oğulların yanında anne. Ve sana bir şey olmasına izin vermeyecekler. Aziz iyi mi? İyi olacak. Sen iyi misin? İyiyim. Hayatımda güzel şeyler olmaya başladı. Ya ben bu kızarıklıkları tanıyorum sanki ha? Tanıdık biri mi? Yani. Canım benim. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Her şey için çok teşekkür ederim. En kötü anımda beni yalnız bırakma. Ne demek annem? Canım benim. Annem. Anne ben hemen geliyorum. Bir bakar mısın? Bir dakika. Dur kaçma. Dur. Kaçma dur. Dur kaçma. Bulacağım ben seni, bulacağım. Yaptığını yanına kar bırakmayacağım. Lan kardeşim, lan kardeşim, bunun hesabını soracağım ben sana. Hekim, polis bunların ne kadarını bulur bilmiyorum. Ama Rıza'nın beni kaçırması onun tek vukuatı değil. Ne diyorsun Leyla? Başkaları da var. Başkaları? Evet, başka kızlar. Belki okuldan, belki dışarıdan. Bilmiyorum ama başkaları da var. Başka kaçırdığı kızlar mı? Kameraya çekilen kızlar diyorum.
Ben anlamadım nasıl yani. Bak ben anlatayım, sen kendin karar ver, tamam? Hadi ne olur. Mahvettim. Ay hadi ne olur, her şeyi mahvettim, her şeyi mahvettim. Yanlış anladım, acıdım. Acıdım. Aziz. Aziz kıskançlık yapıp basıp gittikten sonra eve babası geldi. Rıza Bey. Kusura bakmayın, ben sizi Aziz sandım da. Sen? Leyla ben. Aziz'in okuldan arkadaşıyım, birlikte ödev yapacaktık, o yüzden geldim. Böyle bu kadar şık mı giyinirsin ödev için? Ben buradan başka bir yere gidecektim de. O yüzden. Aziz nerede? Bilmiyorum ki. Hızlıca çıkıp gitti ama gelir şimdi herhalde. Sen geç otur, ben şimdi Aziz'i ararım. Ben yarın hallederim aslında, teşekkür ederim. Yo, gitme. Gitme, ısrar ediyorum. Geç otur hadi. Zaten öğrencilerle okulu konuşmak istiyordum. Eksikleri en iyi siz bilirsiniz, hadi. Tamam. Geç. Hı? Otur. Bak şimdi arıyorum. Alo. Aziz, oğlum sen neredesin? Bak burada arkadaşın seni bekliyor. Hı? Hı, tamam. Geliyorsun öyle mi? Ha, geliyorsun, tamam. Tamam çocuğum, tamam. Geliyor. Geliyor oğlum. Geliyor. Burada ne oldu? Bardak kırıldı da. Evet. Oh, bardak kırıldı. Sen Urslu öğrenci misin? Tamam. Hayatım, hiç anlatmak zorunda değilsin. Tamam. Allah'ım, bu adamı elime geçireyim mi? Elime geçireyim mi? Öldüreceğim böyle. Böyle hissediyorum sanki. Zaten başına iş geleceğini anlayınca beni bodruma bağladı. Bırak beni! Bırak dedi! Bırak! 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 Kapıslarda çürüteceğim seni. Duydun mu beni? Seni mahvedeceğim! Kes sesini! Kes! Aziz! Aziz! Ben bir halt yedim. Bana bak. Ben senin babanım. Biz bir aileyiz. Yardım et bana. Ne olur yardım et bana. Bak, bak iyi günde kötü günde bir yere beraberiz. Ha? Biz bir aileyiz. Aziz.
Bu adam mutfadır, sakın dinleme, tamam mı? Bu adam hasta. Bu adam sapık. Sakın dinleme. Yardım et bana. Aziz, Aziz bana bak. Bana bak, tamam mı? Bizi düşün. Bana mı inanacaksın bu kıza mı? Bağla şunu. Aziz, ne olur yapma, bizi düşün. İkimizi düşün, tamam mı? Yapma sakın böyle bir şey. Aziz. Yardım et bana. Bağla şunu. Yardım et. Canım benim, tamam mı? Geçti. Bak ben çok şanslıyım, tamam mı? Ben çok şanslıydım ki kurtuldum. Ama bana bunu ilk defa yapmadığını, başka kızlarla da çalıştığını söyledi. Elinde böyle bir kamerayla gezip duruyordu sürekli, ne bileyim. Bunun onun hobisi olduğunu, öyle saçma sapan şeyler zırvalayıp duruyordu. Bana kendi rızamla bir şeyler çektirmeye, ikna etmeye çalışıyordu. Bence okuldan başka kızları da sisteme sokmuş. Nasıl? Böyle sistem falan çalışıyor, organize bir şekilde mi çalışıyor? Bence öyle. Bence öyle. Bu sapığın kesin video koleksiyonu falan vardır. Bu adam bir de okul müdürüydü. Düşünsene ulaşabileceği insanlar. Bizim o görüntüleri hemen bulmamız lazım Ekim. Hemen. O kızları da bulmamız lazım. O kızları bulmamız lazım. Herkes senin gibi değil ki. İnsanlar içine atıyorlar, konuşmuyorlar, unutmaya çalışıyorlar ya. Kim bilir bilmiyorum. Okulu bırakanlar, intihar edenler, kendine zarar tamam. verenler bilmiyorum. Tamam, tamam. Sen öyle söyleme, tamam. Çözeceğiz. Bir çaresini bulacağız. Dur. Dur. Bir WhatsApp'ta bir grup kuracağım. Kız kardeşler grubu. Sadece kızlar olacak. Tamam. Böylece başına başka bir şey gelen varsa bizi bulur. Ama o videoları bulmamız lazım. Evet. Ama ben videoların evde olmadığına eminim. Tamam, sen ilgilenmiyorsun bununla. Dinleneceksin. Ben yapacağım. Sana güveniyorum Ekim. Bir daha hiç ayrılmayalım, olur mu? Lütfen. Söz mü? Söz. Can boğulacağım. Leyla, gelmeni çok sevindim. Neydi bu şimdi? Bu, ben o haldeyken yapmadıkların içinde. Özür dilerim. Bana ne yapsan haklısın ben. Ben kendimle değilim. Peki bu neydi şimdi? Bu hayatımı kurtardığım içindi. En başında korkaklık yapmasaydım, en sonunda seni kurtarmama gerek kalmayacaktı. Ama sana söz veriyorum. Söz veriyorum, bundan sonra her şey başka türlü olacak Leyla. Bir süre... Hiçbir şey olmasın. Yapma. Hiçbir şey olmasın bir süre Aziz. Ben dışarıya güçlü görünmeye çalışıyorum ama kafam, duygularım hep darmadağın. Biliyorum. Bak haklısın. Ne desen ne yapsan haklısın. Bak ben çok güzel olabilecek bir şeyi mahvettim Leyla, biliyorum.
lütfen. Hiçbir şey mahvoldu yok. Hiçbir şey mahvoldu yok ya. Sadece... biraz zamana ihtiyacımız var. Hepsi bu. Terapi almayı düşünüyorum. Destek alacağım, tedavi olacağım. Ben de. Bak ben bu kafanın içindeki manyaklık neyse onu çözeceğim Leyla. Söz veriyorum sana, çözeceğim. Hem belki birlikte iyileşiriz. Ne dersin? Belki. Karanlığa düştüysen, tünelin sonunda ışık yoksa, yeni bir tünel kazı tırnaklarında. Gül ışığına varacaksın mutlaka. Beyaz fil. Artık onun bile bizi kurtaramayacağı bir yerdeyiz. Ama beraberiz. Değil mi? Leyla, lütfen Leyla. Leyla, lütfen Leyla. Leyla! Ah, nerede kaldı bu kız ya Rabbim? Leyla, nerede kaldın yavrum? Çok geç kaldın, çok merak ettim ben seni. Ya sen böyle beni pencerede mi bekliyorsun sürekli? Yavrum, ah ben seni böyle pencerelerde, kapılarda beklemekten hasta olacağım, evin içinde tur atmaktan. Ben seni sokakta bulmadım ki. Tamam, gel. Bak anlaşalım. Heh. Ben bir daha hiç geç kalmayayım, tamam mı? Sen de beni böyle kapılarda beklemek zorunda kalma. Melisa'nın evinde kaldığında ne olacak? Vallahi evin içinde böyle dolaşmaktan tırlatırım ben. Bir şey olmayacak. Çünkü ben artık Melisa'da kalmayacağım. Sahi mi? Yani ben... her şeyin yeniden normal olsun istiyorum, eskisi gibi. Sen de istersen tabii. İstemem mi yavrum, istemem mi? Ah benim güzel kızım. Ağzından bal damlıyor. Tek istediğim her şeyin yeniden bizim alıştığımız gibi olması. Canım yavrum benim, canım güzel kızım. O zaman hadi bakalım dile benden ne dilersen. Hı? Ne dilesem? Şöyle bir düşüneyim. Senin... tarhana çorban aslında kaç gündür benim burnumda tütüyordu ya. Varsa... Yaptım, yaptım. Bir tencere dolusu var. Benim güzel. Hadi gel. Hadi yürü, yürü. Gel. Koş, 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 koş. Hadi. Yok. Var ya, bu yaptığımız deli iş. Vallahi yakalanırsak eski okula şutlayacaklar bizi ha. Bu saatte bu okulda. Hadi. Ekim fenerleri açmasak mı ya?
Ay ya of. Ya sessiz ol, ne yapıyorsun? Ne yapayım, içimde mi tutayım? Sessiz olun ya. Yola çıktım arkadaşlarım, öyle bak. Kızlar gruba falan mesaj geldi mi? Kız kardeşler mi? Yok, ne itiraf ne ifşa, hiçbir şey yok. Kızlar, ben buradan ümitliyim ha. Bu farklı bir kutu. Aç. Rıza Güray yazıyor. Bir bu. Burada bazı kız isimleri var. Bak Emel Yenigel, Serra Ergün, Yeşim Yurtbaşı, Cemile Göreç, Selin Boğatır. Yok, ben bunları hiç duymadım. Bunlar dışarıdan büyük ihtimal. Kızlar, bazıdan yanına tik atılmış. Ve bu numaralar ne altında? TC de değil bu. Bana yazıyor. Ece, bana nerede var? Ben sanırım biliyorum. Peki kim bakacak? Ben bakarım. Ay, korkunç bir şey çıkması ne olur ya. Korkunç ne çıkacak? Ayşe, boşuna gelme beni de ya. Vallahi her şey olabilir şu an. Ya bence bir şeyim çok saçma bir şey. Boşa kürek çekiyoruz, gelin gidelim. Bir dakika sabrın lütfen. Kızlar, bir kere katiller en önemli detayları en göz önü yere koyarlar. Ve her şey olabilir şu an. İyi de konumuz katil değil ki Ece. Ya da burası da en görünür yer değil ya Ece. Aa, burada bir şey var, bir şey var burada. Fener tut, fener tut. Fener. Tut seni şuraya, ne olur. Aç şunu de. Oha, flaş kız. Şunu tutar mısın bir? Tut. Ya kızlar, vallahi bulduk galiba. Yukarı baksana, yukarıda da var, burada da var. Ha, burada da var, burada da var. Of. Ve vallahi bulduk galiba. Ver. Var mı başka? Şurada var bak. Bunlar ne ya? Organize bir sapıklıkla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yanında bilgisayar olan var mı? Benim var. Tamam, birazdan göreceklerimizi tahammül edemeyebiliriz ama. Of. Ya Allah'ım, ne olur hadi hadi. Ya. Tak. Şifre istiyorum. Öbürünü tak. Ver onu bana. Bu da şifre istiyor. Tamam, bir yanına tak. Hadi, 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 hadi. Bu da şifre istiyor. Tamam, ver, ben açacağım onları. Bir yolunu bulacağım. Ver hepsini. Ver, al onu, al, al. Tamam, çıkalım buradan. Hadi çok oyalandık. Hadi çıkalım. Yok değil mi aşkım? Yok. İyi çıkardık kızlar. Vallahi iyi, içeride falan da yakalanmadık da Ekim. Güvenlik. Bekleyin, dur. Geçti. Flaşlardan ne çıkacak acaba ya? Ne çıkacağı belli de. Bakalım kaç kişi çıkacak? Nasıl çıkacak? Yani ben en çok onu merak ediyorum. Eve gidince ilk işim o. Eve gidince ilk iş ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Fırça seansı başlıyor. Peki siz kızlar?
Hava kaçta karardı, okul kaçta kapandı? Ailelerinizin haberi var mı acaba burada olduğunuzdan? Neşet teyze, etüte kaldık. Etüte falan kalmadınız canım. Güvenlik görevlisiyle konuştum. Çoktan kapanmış kütüphane. Daha yaratıcı bir yalan bekliyordum senden. Hadi, önüme düşün. Gidiyoruz. Sen de kendi mahallene gidersin. Aracın var mı? Gidebilecek misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seninle de evde hesaplaşacağız. Göreceğiz. Hadi. Neşe teyze, anneme söyleme. Tabii ki söyleyeceğim. Önceden düşünseydin. Hadi hızlı yürüyün. Hadi, gelin. Ne kadar kötü anıyla dolu olsa da burası bizim evimiz. Hadi. Kimse yok değil mi? Eminiz yani bundan. Yok gibi görünüyor. Bunu anlamanın bir yolu daha var. Bu değil, bu da değil, bu hiç değil. Burada olsaydı anında burada biterdi değil mi? Yani kimse yok ve evinizde gibi rahat olabilirsiniz. Hadi o zaman işe koyulalım. Hadi çıkarın üstünüzü. Ne işi? Hadi siz. Çıkarın, çıkarın. Hadi bekliyorum. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi gelin benimle. Hadi. Bahar temizliği mi yapıyoruz? Evet, bahar temizliği yapıyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Artık bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bir dakika. Anne, emin misin? Eminim. Hiç bu kadar da emin olmamıştım. Aziz, sen şimdi aşağı in, tamam mı? Battal boy büyük poşetler bul. İhtiyacı olan insanlara vereceğiz biz bunları. Zaten yani ölen insanların da eşyaları dağıtılır değil mi? Baban da sizlere ömür olduğuna göre. Tek fark, artık babanızın arkasından yas tutmayacağız. Ha? Bunlar da onun değil mi? Evet, bence sen de yapabilirsin. Hadi. Bilmiyorum anne, emin değilim. Az? Bence yapabilirsin, gerçekten yapabilirsin. Hadi Aziz. Birlikte. Birlikte. İnsan bir hafifliyor değil mi? Değil mi? Hem de kuş gibi hafifliyor mu? Hadi bakalım. Yeni hayatımıza hoş geldiniz. Yeni hayatımız başlıyor. Canlarım benim. Oh. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel, gel, gel. Sarıl bakalım. Aferin benim oğluma be. Aferin. Hiç aramayacaksın sandım. Neler bulduğumuzu merak ettin değil mi? Seni merak ediyorum en çok. Bütün gün ne sesini duyabildim ne de yüzünü görebildim. Beni mi özledin? Sence? Yani benim yarım kadar bile özlediysen çok özlemişsindir. Ne?
iki katı özledim. Öyle düşün. Yok artık kokutlarını düşünemiyorum, aklım yetmez. Ben de akıl falan çoktan gitti. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşça özlemekten bahsediyoruz ama değil mi? Tabii canım. Yani insan dostunu nasıl özlerse. Kızım, yemek hazır. Kanat annem çağırıyor yemeğe. Geç kaldım zaten, bugün arıza oldu biraz. Ekim, bu arada bir şey bulabildiniz mi? Bulduk bulduk, ben sana anlatacağım sonra. Kanat, yemeğe oturacağız birazdan. Benim de annem sesleniyor. Yalnız bırakmayayım. Tabii tabii, git hadi. Seni de yalnız bırakmak istemiyorum aslında. Yani yarını bekleyeceksin ama. Hiç o kadar sabrım yok. Bu gece seninle olmak istiyorum. Sen delirdin herhalde. Seni görmezsem delireceğim öbet. Yani aslında bir bahane bulup kaçardım ama annem sıkı yönetimi ilan etti biliyorsun. Neyse ki teknoloji çok gelişti. Evet ama bunun bizimle ne alakası var? Gece görürsün. Şimdi kapatmam lazım. Hadi bay bay. Takip eden olmadı abi. Ya. Emin misin? Bak baskın maskın olmasın. Beni kimse takip etmedi diyorum Halil. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Beni cinayete hazmettirdin sen. Ya kaç defa söyleyeceğim sana? Benim de haberim yoktu. Lan ekmek çarpsın yoktu ya. Ya ben katil değilim. Anladın mı arkadaşım? Ben katil değilim. Ben... Ya arkadaş ya... Dünyaları bana versen böyle bir şeyin olduğunu bilseydim hayatta girmezdim. Allah çarpsın ya. Oğlum bana bak, biz bir işe girdik, neyse ki kazasız belasız çıktık. Seni de hayli hayli rahatlatacak paranı aldın oğlum. Biraz rahatla ya, sakin ol. Ya nasıl rahatlayayım ya? Rıza'nın o oğlu mudur nedir bu? Koca arabalı o Kanat mıdır nedir? O çocuk peşime takıldı. Kanat. Kanat. Peşine takıldı. Takıldı. Yavaş. Olduğuna emin misin lan? Ya eminim, eminim ya. Yani tam yüzümü göremedi benim ama ya, yani ilişkilerin peşime takıldı. Bak o çocuk bu mahalleye girmem. O çocuk bu mahalleye girmem. Anladın mı? Ben esnaf adamım, benim dükkanım var. Elini koyduğu gibi bulur beni. Ben bu mahalleden uzaklaşmaya kalksam mahalleli ilişkilenir. Bu sefer yine bulurlar beni, anladın mı? Normalde işi olmaz da. Ekim'in peşine geliyor buraya. Ya nereye geliyorsa geliyor, ne sebeple geliyorsa geliyor ama o çocuk bu mahalle girmeyecek derviş. Anladın? Beni bu işlere sen soktun. Ben yanarsam sen de yanarsın derviş efendi. Bana bak Halil. Başka yangın olmayacak. Kimse yanmayacak. Kafana sok şunu. Yangınlar bitti. Merak etme. Ben onun ayağını keserim buradan. Hiç merak etme. Ben de. Güzel kokuyor. Zeliha'nın buzluğa attıklarından. Bir anda marifetli bir anne olmadım yani. Hadi afiyet olsun. Çocuklar. Ben sizin özür dilemek istiyorum. Niye? Bunca zaman bize yemek yapmadığın için mi? Keşke öyle olsaydı. İyi bir anne olamadığım için sizlerden çok özür dilerim. Anne ne alakası var şimdi? Şöyle ki... Şimdi... Benim anneniz olarak görevim sizi koruyup kollamaktı. Her ne pahasına olursa olsun cesur olmaktı. Yani bir ilişki yürümüyorsa... Bir insanı çiğ çiğ yiyip bitiriyorsa bir yerde bitirmesini bilmeli değil mi? Tabii ki elime bir sürü fırsat geçti. Dayanamıyorum. Yeter artık dediğim anların sayısını unuttum. Sanki böyle... Üzerime felç inmiş gibiydi ve onu atamadım ben. Babanızdan ayrılamadım. Bunun sonuçlarında en fazla siz katlandınız. Hele sen Aziz.
Hele sen. O adam benim küçük oğlumu o kötülüklere yaparken... Lütfen. Şimdi karıştırmayalım bunları. Hem o kadar da kötü değildi. Yani biraz tuhaf şekillerde de olsa bizim iyiliğimizi istiyor. Saçmalama Aziz. Senin bu haline Stockholm sendromu deniyor. Babam ailemizin üzerinden tank gibi geçti. Her şeyi yaktı, yıktı, parçaladı. Sana yaptıkları, uyguladığı şiddet... Bak biliyorum. Biliyorum Kanat ben. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ama hala da onun hakkında olumsuz düşünemiyorum. Sanki böyle karşıma bir duvar çıkıyor ve... Geçecek. Tamam. Geçecek. Bunu beraber atlatacağız. Yepyeni bir hayat kuracağız. Belki burada, belki de kim bilir nerede. Ne? Ne demek bu şimdi? Bir yere mi gidiyoruz? Yani babanız için yakalama kararı çıktı biliyorsunuz. Avukatla konuştum. Mallarına tedbir konma ihtimali varmış. Olur mu öyle şey canım? Hem o suçlu, biz suçlu değiliz ki. Biz onun vasisi değil miyiz? Böyle saçma şeylerle korkutmayın kendinizi. Oğlum olma ihtimali var diyorum. Tabii ki benim de bir B planım var. Dayınızın yanına Belçika'ya göndereceğim sizi. Okulunuz orada devam edersiniz. Orada dur anne. Ben... okulumu bırakıp bir yere gidemem. Tamam, biraz sakin olur musun? Ne icap ederse onu yaparım. Yani sizin eğitim konusunda herhangi bir şey şansa bırakamam ben. Yani ortada fol yok, yumurta yok. Seni sevgilinden ayıran da yok. O yüzden telaşlanma. Şimdi anlaşıldı, ben şimdi anladım. Birincisi, Ekim benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Ha, bu bugün arabanın orada bahsettiğin arkadaşım Ekim mi? Ha? Bu hemşirenin kızı. Ta kendisi. Ailemiz yeni üyesi diyebiliriz. Aziz, abartma istersen. İyi. Yani bu gece birlikte olmaktan kastım buydu demek. Sabaha kadar telefonu açık tutarsak, sabaha kadar beraber olmuş oluruz işte. Yani kulağıma bir hoş geldi bu. Sen ne anlamıştın ki? Bir dakika yoksa... Saçmalıyorsun. Ben beyaz atlı prens gibi sizin evin aşağısına girecektim. Sen de Rapunzel gibi saçlarını mı uzatacaktın? Bu muydu hayalin? Yani Rapunzel saçlarını kestirdi bir kere. O masallarda kaldı. Yok artık öyle bir şey. Biz de kendi masalımızı yazarız. Peki sonsuza kadar beraber olacak mıyız? Sonuna daha var. Önce yolumuzdaki canavarları yenelim değil mi? Evet. Tabii ki de öyle. Ama ben bir şey merak ediyorum. Peki masalın sonunda gökten 3 elma düşecek mi? Elma değil de pasta düşse. Nasıl? Pasta niye? Doğum günü pastası. Saate baksana. Şaka yapıyorsun Kanat. İyi ki doğdun sevgili arkadaşım. Nice yaşlara. Teşekkür ederim. Ben bugün doğum günüm olduğunu bile unutmuşum. Ben unutmadım ama. Sonuçta arkadaşlar bunun için vardır değil mi? İyi ki doğdun Ekim.